Sunshine. Ersan Hocam merhaba. Merhaba Enver Bey, iyi yayınlar. Selam ve sevgiler. Teşekkür ederim. Size de biraz aykırı sorular sorup bugünü eski günlerimi hatırlayarak geçirelim. Ersan Hoca, siz artık siyasi bir figürsünüz. Sadece sizi bir hukukçu olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Fakat şöyle bir kaygı var bir seçim güvenliğine geçmeden. Sizle ilgili herkes adınızı vermekten korkarak çaktırmadan gönderme yapıyor. Her konuda konuşuyor diyor, depremi o biliyor diyor, savaşı o biliyor diyor falan filan. Bunlardan rahatsız oluyor musunuz? Bir de her şeyi biliyor musunuz? Her şeyi bilmiyorum. Zaten bu sorunun cevabını evet diye verebilecek herhalde dünya üzerinde insan yoktur. Sadece iki konuyu bildiğime inanıyorum. Hukukla ilgili konuları, uzmanlığı olduğum alanların dışında kendimi geliştirerek, diğer konularda da yıllara sari sizinle de yaptığımız programları, tümünü, medyada bulunmayı, hepsini dikkate aldığınızda ciddi bir bilgi birikimine sahip oluyorsunuz. Ben bir mesele gündeme geldiğinde, bu tıbbi bir mesele gündeme geldiğinde, efendim o ilacın iyi gelip gelmemesiyle ilgili veyahut da tedavi yöntemiyle ilgili konuşmuyorum. Meselenin hukuki yönünü konuşuyorum. Ancak meyve veren ağaç taşlanır yani. Kalkıp insanlar benim konuşmalarımı bu şekilde değerlendiriyorsa, ya bizim lehimize konuşuyorsa ne konuşuyorsa konuşsun. Ama diğer taraf bizim aleyhimize konuşuyorsa asla konuşmasın, bir de üzerine vazif olmayanlara konuşuyor diyerek elbette bir takım değerlendirmelerde bulunuyor. Biz bunları yaşadık. İktisadi konularda en son girdiğimiz meselelerden dolayı da yeterince taşlandık. Ve taşlandık. Hem taçlandık hem taşlandık. Öyle söyleyeyim. İki kavramı birlikte kullanmış olayım. Zor bir ülke. Çünkü bu ülkede ya A'sın ya B'sin Enver Bey. Üçüncü bir yolu size maalesef göstermiyorlar. Bir de bir süreç yaşandı benimle ilgili. O süreçten sonra bu benim hani tarafsız kalma çabam ister istemez zedelendi ve seçim dönemine girdiğimizde de hele şu anda işte karşılıklı açıklamalar, siyasi başka hususlar, efendim işte teklifler, sunulanlar, vaat edilenler, yani iş zannediyorum 16-17 günlük bir süre kaldı. Son derece sert bir şekilde devam ediyor. Sorunun cevabı net. Her şeyi bilmem mümkün değil ama bildiğim konularda konuşurum. Bundan sonra da konuşmaya devam edeceğim. Bir kişinin veya bir grubun adına asla konuşmam ama Türkiye Cumhuriyeti'nde icra et başına bir şey gelmez. Konuşmanın ciddi faturası vardır. Cımbızlanıp alınır, önünüze koyulur. Özellikle sosyal medyanın linç kültürü de maalesef oldukça yaygın. Bundan nasipleniyoruz. Umarım insanlar birbirlerinin kişilik haklarına saygılı olmak suretiyle eleştirirler. Bunda sorun yok ama baskı hissediyor muyum? %100. Efendim konuşmaktan rahatsız mıyım? Hayır. Bana ailem de söylüyor, herkes söylüyor. Yani niye konuşuyorsun? Çıkma, yapma, açıklama, girme. Şöyle Enver Bey geriye dönüp bakın bakalım. Siyasi, hukuki adına her neyse. İçinde hukuk olduğu için konuştuğum konulara bakın. Ne lüzumsuzluk yapmışız veyahut da ne böyle affedersiniz saçma sapan kabulü mümkün olmayan konuşmalar. Ersan Hocam, ben televizyoncuyum ve dolayısıyla da siz bir reyting canavarısınız aynı zamanda. Reyting canavarı demek ne demek? İnsanın mizacının yansıdığı, yani şimdi siz bir kimisi iki kelime edemez, aynı mevzuyu anlatır. Kimisi heyecanlıdır, yani mizaç diye bir şey var. Ben de çok hareketli birisiyim. Ama sizin mizacınızda bir de bir öfke geliyor size. Tahammül edemiyorsunuz. Oradaki tutum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de çok şöhretli oldunuz. Bu şöhretin iki kazanımı var. Bunların bir tanesi avukat olarak sizin önünüzde kuyruk oluyordur. Herkes gelsin istiyordur. Ama orada toplumun hassas olan davalarında size büyük bir öfke oluyor. Ama öte taraftan da siz sokaklarda yürüyemeyecek kadar muhtemelen ünlü birisiniz. Sizi seviyorum diyenler çoktur. Gerçi sevmiyorum diyenler yanaşmaz. Onlar sosyal medyadan yüz yüze konuşmazlar. Sosyal medyadan eleştirir de küfür ederler. Yine tartışacağımız konuya girmeden üç konu seçmiştim çünkü. Önce onları bitirelim istedim. İkinci konu bu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Televizyona... Sosyal medyada çok yokum, onu kabul ediyorum. Çünkü zor bir alan, değişik bir alan. İnsan hakikaten çok etkilenebiliyor. Bu adaylıkla ilgili tartışmanın yaşandığı dönemde ben etkilenmedim ama ailem maalesef nasibini aldı. Çok da kötü oldu. İyi bir tecrübe değildi. Konuşmaya devam eder miyim? Elbette edeceğim.
Bugüne kadar yaptıklarıma, konuştuklarıma bakıyorum. Evet, bunların faturaları oldu mu? Olumlu faturaları oldu. Çünkü tanınıyorsunuz. Hala geleneksel medya, her ne kadar internet ortamının yerini aldığı söylense de, Anadolu'ya çıktığınızda sadece sosyal medya üzerinden bu ülkenin devam etmediğini, yol almadığını görüyorsunuz. Hem de hiç, hem de hiç. Evet, insanların şöyle bir sahiplenme duygusu var benimle ilgili. Kendi PR'ımı yapmıyorum ki. Aldığım izlenimler o. Elbette sevmeyenler de vardır. Bu adam doğru konuşuyor. Bu adam ortaya konuşuyor. Bu adam bizim dertlerimizle dertleniyor. Yani kendi zenginliğine, durumuna bakmayarak, bir sorun varsa korkmadan bizim söyleyebileceklerimizi ama oraya duyuramadıklarımızı anlatan adam. Gösterdikleri figür bu. Hukukçuluğumla ilgili söylenecek söz yok. O da şu: elbette katkısı vardır. Tanınmışlık enteresan. Bazen aleyhe de olduğu olabiliyor. İşte çok tanınır. Bundan dolayı olumsuz olur mu olmaz mı? Siyasette tepki çekiyor mu? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hukuk, yargı, her şey Enver Bey siyaset üzerinden konuşuluyor. Yani bakın, ben size bir cümle söyleyeyim. Siz acıyı buradan hissedebilirsiniz. Ya 14 Mayıs'ta veya 28 Mayıs'ta tamamlanacak sürece bağlı olarak insanlar davalarının, dosyalarının yön alacağını konuşuyorlar. Acı bir tabloyla ülke karşı karşıya. Her iki taraftan da listeler ilan ediliyor sosyal medyadan. Efendim işte ülkeyi terk edecekler, hesap verecekler, hesap soracaklar. Geldiğimiz yer bu. Hukukla ilgili de şunu söylüyorum: söz uçar yazık alır. Siz dahil bakabilirsiniz yazdıklarıma, ettiklerime. Yazdığım kitapların ortaklı veya münferiden ve yazdığım makalelerin, yazıların sayısını unuttum ben. Ve hatta bu konuda sadece basına çıkıp da ilgi çekmeye ihtiyacı olan bir insan konumunda olmamak için sürekli yazıp üretiyorum. Sürekli ama. Girin Twitter'a da bakabilirsiniz, internete de bakabilirsiniz. Hukukla ilgili benim alanıma giren hangi konu varsa onunla ilgili kalıcı, insanlara, memlekete, millete faydalı olabilecek, bu ülkenin evlatları olarak ürün üretmeye çalışıyorum. Sadece konuşmak değil, yazıyorum da. Dolayısıyla evet, sıkıntılar oluyor, faydalar oluyor. Ama pişman mıyım? Asla. Devam edecek miyim? Sizler, basın veya işte sosyal medya bu imkanı, bu mecra sağladığı sürece evet devam edeceğim. Siyasete girer miyim? Onun da hemen cevabını vereyim. Böyle bir niyetim, isteğim yoktu. Ama bu vatana, millete, klasik sözdür belki ama, hizmet kapıya gelmişse, böyle bir teveccüh olursa, daha önce söylediğimi yine naklediyorum. Elbette ehil olduğumu düşündüğüm alanda, yani şöyle söyleyeyim, ukalalık olmasın. Unvanınızda profesör varsa, unvanınızda avukat varsa, kendinizi yetiştirmişseniz ve bu ülkenin insanların dertlerini artık bildiğinize inanıyorsanız ve katkı sağlayacağınızı düşünüyorsanız, bir Enver Aysever, bir Ersan Şen veya bizim gibiler kolay yetişmiyor. Onu size söyleyeyim. Elbette katkı sunacaklar. Yani bizi yönetenlerin bizden üstün ne tarafı var ki? Hiç. Ama önemli olan şu: ülkede üçüncü yolu açamıyoruz. Yani söylenen şu: bir taraf olan ber taraf olur söylendi bizde. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakanlığı döneminde söyledi. Evet, ben bunları hissediyorum. Yani siz ister iktidara yakın olun, isterseniz muhalefete yakın olun. İçinden olduğunuzda o konfor alanını kazanıyorsunuz. Ama dışında kalıp da bir farklı yol önermeye çalıştığınızda ve oralarda bulunup da hakikaten hizmet sunma o yarışına girmek istediğinizde, önünüze öyle garip iddialar, öyle ithamlar geliyor ki insan buna üzülüyor. Ama ben bunlardan etkilenmemeyi ve yoluma Allah nefes verdiği sürece devam etmeyi düşünüyorum. Bu